Sipariş birleştirme. Sipariş birleştirme sayfasını bir rol olarak düşünebilirsiniz. Bu role sahip olan kişinin siparişleri ayrıştırması gerekmektedir. Birden fazla sipariş aynı anda toplanmasından dolayı siparişlerin birbirinden ayrılma ve her bir siparişin bütün ürünlerinin birleştirmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Birleştirme işlemi için öncelikle birleştirme yapılacak arabanın bilgisinin girilmesi gerekmektedir. Yani bu yetkiye sahip olan kullanıcı birleştirme yapacağı içinde farklı siparişler için toplanmış olan bir arabayı okutur. Daha sonra ise birleştirme işlemini yapacağı masanın barkodunu okutması gerekmektedir. Eğer masa ekleme işlemini yapmamışsanız bu işlemi de yine depo yönetim sayfası üzerinden masa yönetimi menüsü üzerinde yapabilirsiniz. Deneme amaçlı bir tane masa barkodumuzu okutup kontrol edelim. Kullanıcı bu sayfaya geldikten sonra araba üzerinden rastgele ürünleri alarak okutma işlemi yapar. Kullanıcı bu sayfanın sağ tarafında yapacağı işlemleri, sol tarafında ise fiziki olarak arabadaki ürünleri okutup ayrıştırdığında koyacağı sipariş kutularını ayarlar. Örnek olarak bu masada arabadaki ürünlerimizi siparişlerine ayrıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi ürünün barkodunu okuttuğumuzda sistem bize bu ürünün hangi siparişe ait olduğunu göstermektedir. Diğer ürünümüz de aynısı olduğu için onu da okutalım. Görmüş olduğunuz gibi iki farklı siparişin birer tane ürünü bulunmaktadır. Toplama bitti, arabayı bırakınız uyarısı karşımıza çıktı. Artık bu arabayı başka bir toplayıcı olan kullanıcı alıp tekrardan depo içerisinde siparişlere ait ürünleri toplayıp araba içine yerleştirebilir. Sipariş birleştirme aşaması, yani araba içerisinde toplayıcının toplamış olduğu ürünler hangi siparişe ait olduğu ayrıştırıldıktan sonra kalite kontrol aşamasına geçilebilir. Sipariş birleştirme rolüne sahip olan kullanıcı, içine ürün toplanmış olan bir arabadaki ürünleri siparişlerine ayrıştırıp görevini tamamlamış bulunmaktadır. Artık görev kalite kontrol kullanıcısına geçmiştir. Kalite kontrol sayfası. Bir siparişe ait son işlem kalite kontroldür. Toplanan ve birleştirilen siparişler için kalite kontrol işlemi kalite kontrol ekranı üzerinden yapılmaktadır. Bu işleme yetkisi olan bir kullanıcı sayfaya giriş yapar. Öncelikle işlem yapacağı masanın belirlenmesi için o masanın barkodunu okutmalıdır. Daha sonra kalite kontrol ekranında ilk olarak paketlenmesi eksiksiz tamamlanan siparişlerin bulunduğu koliler listelenmektedir. Burada bahsi geçen koliler, bir önceki sipariş birleştirme sayfasında öğrenmiş olduğumuz ayrıştırma kolileridir. İşlem yapılmak istenen koli seçildikten sonra ilgili ürünün görsel kontrolü sağlanır ve ürünün barkodu tekrardan okutulur. Ekranın alt kısmında kontrol edilenler bölümüne ilgili siparişe ait ürünler gelecektir. Ekranın sağ alt köşesinde kontrolü tamamla butonuna tıklayarak siparişe ait fatura çıktısı üretilecek ve panelde ilgili güncelleme yapılacaktır. Eğer bir kargo entegrasyonu da sağlanmışsa kargo barkodu da yine bu çıktı üzerinde yer alacaktır. Görmüş olduğunuz gibi çıktığımız karşımıza geldi. Bir de kalite kontrol aşamasında bir ürün takıldığı zaman gerçekleşecek olan senaryoyu göz atalım. Eğer siparişteki bir ürünü bulamamış olsaydık, yanındaki eksik ürün olarak işaretlediğimizde sisteme ürün, eksik ürün evet olarak kaydedilecek ve diğer süreçler aynen devam edecektir. Burada kalite kontrol aşamasında eksik olarak belirttiğimiz ürünler tekrardan sipariş birleştirme masası üzerinde eksik ürün olarak işaretlenebilir. Siparişten çıkartılıp çıkartılmayacağı kararı da yine burada verilebilir.